Kale Arkası'na hoş geldiniz. Süper Lig'in yoğun mesaisinde biz de Kale Arkası'nda yoğun e, bir gündemle karşınızdayız. Zınca Uluç ve Erman Toroğlu ile birlikte. Hemen girizgahı kısa tutup e, aksiyona geçelim. E, i̇ki hafta aslında geçen programdan bu yana. 30. hafta ve 31. hafta neredeyse tamamlanmak üzere. Bu gece tamamlanacak. E, ve... Şu, önce mi? Yani sonra hemen 21'de Beşiktaş'ın kritik bir maçı var. Ee, Kasımpaşa'yla. Ee, şimdi bu ortamda bu ortamda Başakşehir e, Haftanın maçı 18.30'da. Değil mi? Evet, o şu anda tamamlanmak üzere. Aşağı evet. yukarı. Az bir şey kaldı. Ee, Başakşehir geçen yıl 34 haftanın 22'sinde liderdi. Son 5 sezonda hep ilk 4'teler. Ee, ve bu hafta Trabzonspor'un berabere kalmasıyla son 10 maçta 6 beraberliği var Trabzonspor'un. E, Alanya ve Ankara gücü beraberliğinden sonra Antalya beraberliği krediyi e, tüketti diyelim. Başakşehir Başakşehir'de bitime 3 hafta kala 4 puan farkla lider konuma geçti. Galatasaray, Fenerbahçe, Sivas puan kaybetti. Beşiktaş işte Kayseri'de kaybetti bu akşam ne olacak bakacağız. Ve bu görüntü içinde bir yandan şampiyonluk mücadelesindeki Başakşehir'in avantajını gördük. 3 ile 7 arasındaki takımların sürekli yer değiştirdiğini gördük. Aşağısı da bir tırnak içinde gayya kuyusu. Şöyle bir toparlayalım istiyorum. Hemen kısa başlıklarla başlayalım lütfen. Buyurun. <laughs> yani ee... Goya şampiyon belli yaptığı kısa açıklamadan <laughs> kalmış 3 hafta 4 puan önde Başakşehir. Ee, Başakşehir'e baktığın zaman da ligin en güçlü kadrosuna sahip. Yani birisi cezalandı, birisi sakatlandı, birisi bir şey oldu. En az rahatsız olan takım. Kenarda oturan, içeri giren kadar oyuncu. Öyle bir kadroya sahip. Hatta bir ara ben diyordum ki, bilirsiniz yani aynı anda İki sahada 2-11 çıkar. 2. 11 çıkaracak şeyde, güçte. Ama ve lakin sevgili müdürüm, sevgili Erman. Bugün şeyde bir başlık vardı Ahmet Çakar kardeşimin. Sabah gazetesini açtım. Tepede diyor ki bu futbolla şampiyon olunmaz. Samimi söylüyorum. Zannettim ki bütün takımlar için söylüyor bunu. Başakşehir, İkinci Trabzon, üçüncü Sivas, dördüncü Galatasaray, beşinci Alanya, altıncı Fener, yedinci Beşiktaş, sekizinci Göztepe. Bunların hangisi bu sene top oynadı? Başakşehir başta. Yani ben bütün maçları izliyorum. İnanılır ki ben Türk futbolunun bu kadar düşük seviyede oynandığını görmedim. Hepsinin sebepleri ayrı ayrı tahlil edilebilir. O ayrı. Ama yani özellikle bu sene herkes aman ben şampiyon olmayayım, ben Avrupa'ya gitmeyeyim diye oynuyor sanki. Böyle. Ben istemiyorum şampiyonluğu. Hocam buyur sen al şampiyonu. Aa istemem ben katiyen almam. Karşılıklı Elden. altın tepsi. Evet abi. Yani Nasıl böyle maskeyle geldik buraya Covid korkusundan. Şampiyonluk sanki Covid. E tabii bu kadar kötü futbol oynansa da birisi şampiyon olacak. Çünkü burada 18 tane takım var. Birisi şampiyon olacak, üçü de küme düşecek. Kaçınılmaz sonuç. Ama ben şimdi soruyorum. Sonuncu Ankara gücü küme düşmesi garantilenmiş neredeyse. Bu akşam Başakşehir'le oynayan olsaydı, oynuyor olsaydı şampiyonluğu da neredeyse garant demiş. Başakşehir'le küme düşmeyi garant demiş. Ankara Gücü gece oynasa Başakşehir kazanır mutlak diyebilir miydik? Erman hocam der miydi? Ben sen diye ben şuradaki arkadaşlar, kameraman arkadaşlar diyebilir miydi bu geceki maçı mutlak favorisi Başakşehir. Ankara gücü yenerse şaşırır mıydık? Vay anasını nasıl oldu ne büyük sürpriz. Neredeyse diye. kazanıyordu. Yeniyordu hakem kararıyla. Evet abi. Kazandı Başakşehir. Evet abi. Yani bu şu puan cetveli 18 takım aynı sıraya yazılmadığı için böyle olmuş. Aslında böyle bir cihete. bu böyle. Puan cetveli bu. Şuradan evet. delersin. Burada birinci yazıyordur, orada sonuncu yazıyordur. İkisi karşı karşıya yazar ama. Kimileri bunu gelişim olarak niteleyebilir ama aşağıda bir birikme var, yukarıda değil. Ha. En önemli unsur o Enderciğim. En iyi önemli unsur o. Yukarıda şey yapsak, buluşsak maçların tadına da yılmaz. Ben her hafta bunu söylemekten bıktım. O 9'daki maçın devre arasında 15 dakika Şeyi çeviriyorum. 3-4 kişi seyrediyoruz ya. Maçı şöyle yiyeyim. Evet. İngiliz Ligi'nden herhangi bir maç çıkıyor karşımıza. Herhangi bir maç. 10 dakika seyrediyoruz orada. O 10 dakikada seyrettiğimiz maç bizim o gün seyrettiğimiz bir buçuk maça. Yani 18-30'da oynanan bir maç artı ilk 45, dakika ilk 45 yani. dakikasındaki toplam. Gördüğümüz hareketten fazla 10 dakikada. Yani bizimki slow motion. Çok da... Sence oldu niye oldu? Ha? Sence niye oldu bu? Şimdi oraya gelelim. Sence niye oldu bu? Tesadüf mü? Pandemiden Sence? bağımsız ama. Bugün. Hayır hayır ne pandemi ya. Pandem pandemi değil. Ne oldu abi? Şimdi e, yani tabii <laughs> ben daha <laughs> kötü olsun istiyorum. Bak ben daha kötü olsun istiyorum. Çünkü konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuyor. Konuşan insanlar kötü oluyor. Konuşan zaten az var. Konuşan Aa, yazan az var. Konuşan işte, yazan az var. Küfüryen, işte. küfür, i̇şte. Yiyen, küfür işte. yiyen az adam var. Şu Lafı yaz ben de altını çizeyim. Ya, konuşan yazan az var. Küfür yiyen az var. Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeyim. Buraya tesadüf gelmedik ya öncen hoca. Ben daha kötü olsun istiyorum. Niye? Şimdi nereden girersem gireyim. Şimdi şu önümdeki notlara baktım. İşte çocuklar hazırlamışlar. Burada diyor ki Fenerbahçe yönetimi sosyal medyadaki organizasyonlara tepki gösterdi. Bak. Ya sosyal medyayı bir dakika abi sırayla gideceğiz diye bir kanun yok. Yok tabii yok. Senin yanında bir adam var ismini unutuyorum. Hürriyetten atılma. Ya senin yanındaki o adamdan sen silah ateş ettiriyorsun herkese ya. Ne anne kalıyor, ne avrat kalıyor, ne çocuk kalıyor. Ateş ettiren sensin. Gazeteleri bastıran sensin. Gazetelere yollayıp şeye küfür ettiren sensin. Şeylerde de var. E, kameralarda var. Şimdi de ağlıyorsun. atan sensin taşı. Senin de bir candansa atma taşı. Attığın silahla vuruluyorsun. Şimdi bu bir tanesi abi. Yani bu fener olduğu için demiyorum bunu yani. Beşiktaş da aynı. Galatasaray da aynı. Fatih Terim bir soru yöneltiyor. Yönelttiriyor kendine. İki iki sebep göster. Bak iki sebep. Lan niye üç sebep değil? Biri ben, biri Fatih Terim. E, üç sebep desen kimi söyleyeceksin? Kimi söyleyeceksin abi? Biri ben, biri Soruya Fatih, bak. biri Terim. Evet. Soru çanak. Üç. Ya soru çanak. <laughs> soru çanak. Çanak abi bana ne anlatıyorsun? Biri ben, biri Fatih. Yani şimdi bakıyorsun hep orta oyunu hocam. Yıllarca. Bu orta oyununu oynuyorlar. Biz kerizlerde yiyoruz. Dün televizyonları seyrediyorum. Ya Galatasaray'dan ne haberler varmış abi de yeni yeni duyuyorum muhabirlerden. Alınan iki futbolcu zaten sakatmış. E ben o muhabirlerden ilk defa duydum dün akşam sakat olduklarını. O arkadaşlardan. ilk defa duydum. Niye bunu geldikleri gün söylemediniz, yazmadınız? Biliyordunuz. ya. Hep orta oyun oynandı. Şimdi Beşiktaş Vida, Vida'nın şeyini bulamıyorlar. Yok, bu yok Vida'da. Biliyor musun kulüpte? Nasıl iş var abi? Bir defa, bir defa gel, bir... Soracağım orada anlatacağım. Yani size bazı şeyler. Şimdi bu Bitirisi bir tanesi. Yok. Yani dön bunu nereye bakarsan bak. Hüseyin Göcek. Hangi maçına kemi? Evet. Hangi maçına hakemi? Gaziantep-Konya. O da yine hiçbir iddiası yok. Ama Konya'nın haftaya maçı Başakşehir'den. Abi hava bırakmıyorlar hava. Öyle akıllılar ki merakla bakacağım. Eskiden öyleydi. Zayıf takım, işi bitirmiş takımdan üçü al buradan ötekine ver. Zenginden alıp fakire veriyorlardı. Şimdi fakirden alıp zengine veriyorlar. Ya daha neler abi bu? E bakıyorsun şimdi bunları ben konuşuyorum. Hoca da yazıyor. O da sivri. E ne oluyor? Küfür yiyoruz. Gazeteleri basıyorlar, televizyonları basıyorlar. E ne oluyor? E sonunda yaptığınız iş yanlış. Da yanlış çok doğru bir tane. Ben doğru söylüyorum diye bir iddiam yok ya. İnandığımı söylüyorum. Sert ekranlık yapamıyorum. Biraz da sert söylüyorum herhalde. E Türk futbolu bu durumda. Daha kötü olsun istiyorum. Bitiriyorum sözümü. Daha kötü olsun ki hocam en dibe vuralım sıçrayalım. Çünkü daha lazım bize. Daha kötü olmamız lazım hocam. Buyurun. Ben ortaladım topu. Kafa atmak sana kaldı hocam. Şimdi dün <laughs> geceden iki güzel laf var. <laughs> Onların da ben altını çizmek istiyorum. Galatasaray Alanya Spor'da oynadı. 4-1 kazandı Alanya Spor. Evet. Galatasaray'ın hocası Skora bakmayın, ben oynadığım futboldan çok memnunum dedi. Kay, kaybeden, dört tane yiyen. Dört tane atan takımın hocası da, skora bakmayın, ben oynadığım futboldan çok üzgünüm dedi. Evet. Biz bunu oynamıyoruz aslında. Dört evet. bir yenmiş Galatasaray'ı. Ben bu futboldan üzgünüm diyor. Öbürü Alanya'dan dört yemiş. Ben bu futboldan çok memnunum diyor. Bence ikisi de oynuyor. <laughs> i̇kisi de oynuyor. İkisi de oynuyor. İkisi de oynadı. Yani ikisi mi oynuyor, biri mi oynuyor, herkes mi oynuyor, herkes biz oynuyor. de mi oynuyoruz? Biz de oynuyoruz. Yani. Hepimizin rolü var hocam. Bir oyun içerisinde. var ama bu oyunun adı futbol değil. Ben Ahmet Tarık Tekçe. Rahmetli sen kimsin? <laughs> ben Ahmet Tarık Tekçe ya. Allah ya. Kötü adam oldu. Kötü değil adam değil abi. Ahlaksız mahlaksız diye Adana'da şişe atıyorlardı adamın kafasına. Demek rolünü iyi oynuyormuş adam. Kötü adam. Şimdi e, ufak ufak az önce e, Erman abinin kaldığı yerden devam edelim. E, geçtiğimiz hafta Fatih Terim Trabzonspor maçı sonrası işte Erman abinin söylediği o açıklamayı yaptı. İki sebep nedir? Bir, hat bir verseniz belki kaçırmış olanlar olabilir. Şey yapmayalım yani... E, insanları da peşinden biliyor diye kabul etmeyelim. E, onu bir verin. Ondan sonra da bu yabancı konusundaki e, dünkü açıklamasını da vurgu yapalım. Önce bir ama geçen haftakini. Galatasaray'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce başarısızlık varsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir? Düşünüyorum. Sebep A, benim. Sebep B, Fatih Terim. İyi geceler. Bunu söylemişti. Az önce Erman abinin hatırlattığı açıklama buydu. Dün de sizin de vurguladığınız gibi ben skordan değil belki ama oyundan memnunum dedi Fatih Hoca. Sonrasında da yabancı kuralındaki değişikliğe tepki gösterdi. Yine gündemimizde işte dün Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı vardı. Tarihler, takvimler belli oldu. İkincilik, üçüncülükte e, nasıl şekilleneceği için belli oldu. E, ve e, yabancı kuruluna ilişkin de e, 8 artı, artılı günlere geri döndük. Fatih Hoca da dedi ki yine e, hükmen mağlubiyetlere hazır olun. Bilmiyorum Mustafa Hoca'ya mı atıfta bulundu. Orada bir 6-7. yabancı durumu vardı. Biraz da o konuya değinelim istiyorum. Yani bugünün bu futbolumuzun içinde bulunduğu görüntüde bir de şimdi önümüzde yerli yabancı sayılar, rakamlar vesaireler konulu bir denklemle karşı karşıyayız. İşte önümüzdeki 3 yıl içinde kademeli olarak şekillenecek bu rakamlar. 8 artı 6'dan 7 artı 5'e inecek. İşte ondan sonra ee, tekrar inecek. 10 yabancı yenecek. 6 artı 4 olacak. Ee, bunun içinde önümüzdeki sezon kadroda kadroda bir altyapıdan oyuncu. Daha sonraki sezon ilk 11'de bir altyapıdan oyuncu. Bir sonraki sezon ilk 11'de iki altyapıdan oyuncu olacak. Yaz sınırlamaları ile beraber. TFF 1. Lig'de yine azalarak gidecek yabancı sayısı. İşte 8-6-4 diye ee, önümüzde bu şekilde bir denklem duruyor. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Bunu nereye koymalıyız? Şimdi ilginçten başlayayım. Çok özet bu. Bu yabancı sayısındaki indirim konusunda fikri sorulmayacak bir adam varsa Türkiye'de Fatih Terim. Çünkü Fatih Terim'in vereceği cevap belli. Vereceği cevap belli adama soru sormakla bir şey kazanamazsın. yedekleri dahil Galatasaray takımından bütün Türkleri temizleyip 14 yabancıyla oynayan adam Fatih'tir. Terim. Sebebi de açık. 2016 Euro 2016 hezimetinin suçlusu olarak Türk milli takımını ve Türk futbolcuları gördü. Hmm. Türklerden nefret etti açık söylüyorum. Türklerden nefret etti. Ve bütün Türkleri Galatasaray'dan ya gönderdi ya kenarda oturttu, oynatmadı. Ya kenarda oturttu, oynatmadı. 11 yabancı çıkıyor, 3 kişi değişiyor, değişenler de yabancı. 14 yabancı. Öyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde İstiklal Marşı'nı okumayı bilmeyen tek takım yaptı Galatasaray'ı. Niye İstiklal Marşı örneğini veriyorum? kahramanlık olsun, vatan millet Sakarya değil, değil, yan yana diziliyorlar. Milli maç çalışıyor her maçta. Galatasaray'a bak gözüm dudağı kıpır yok. Girenin de yok, çıkanın da yok. Yani Türk futbolcusu bu kadar kabiliyetsiz, bu kadar yeteneksiz Galatasaray'a bir tane oyuncu dahi veremeyecek adam. Ki o takımdaki Türkler milli takımın adamları. Galatasaray'a milli olarak geldiler. Evet. Şeye bakalım. Dünkü maça. 2-1 mağlup durumdasın. Maçı mütmesine 10 dakika var. İlk değişeceğin adam dışarı alacağın adam Ömer Bayram mı? Takımın en iyilerinden biri. Şut atan, gol pası atan, Asist yapan, koşan, savunmaya yardım eden, akın kesen, ne istersen yapan bir adam. Kaç maçtır Galatasaray Perişan? Durmadan adamlar değişiyor. Bir tanesinde Selçuk'a şans verdi mi? Vermedi. Bir tanesinde takımın lideri yok, takımın kaptanı yok. Takıma hadi çocuklar diyecek bir adam yok. Hafızası yok. Evet ve o, o Selçuk kenarda oturuyor. Niye? Türk. Bir şey daha söyleyeceğim. Dünkü maçta oynayan taraftarın ve camianın bütün Türkiye'deki Galatasaraylıların sevgilisi Belhanda 4-1 yenilen maçta 250 bin euro prim aldı. Evet. 250 bin euro ödendi dünkü maç için Belhanda'ya. Hangi Galatasaray dedi bunu? Florya'da çalışanlara Maaş veremeyen, aylık veremeyen futbolcular aralarından topluyorlar da paraları oradaki çocukların <laughs> aç kalıcısını önlüyorlar. O Galatasaray dünkü maçta 250 bin euro. Maç sayısı bonusunu doldurdu. Çünkü. Evet 25. her 25 maçta 250 bin alıyormuş Hazret. Sen böyle bir adam? sözleşme yaptın mı hiç? Dün hani oynadık, oynadık şey. O ayrı. Onu ben alırım abi. Sen bana verirsen ben alırım. Yani niye almıyorsun? <laughs> Hayır sen yaptın mı? Verirdim. Bunca sene futbol oynuyordun abi. Yapamadım da. Hayır ben galibiyet primi anlıyorum. Beraberlik primi anlıyorum. Maç başı parayı da anlıyorum. Ama maç başı para bir de 25 maç oynarsan 250 bin euro. Belhanda'nın şu anda Galatasaray'a maliyeti 10 milyon euro arkadaşlar. 10 paralık faydası oldu mu Galatasaray'a? Fatih Hocam oldu mu? Başkan Mustafa Cengiz sordunuz mu lütfedip antrenörünüze bu maçta bu adama bu 250 bin euroyu cömertçe cebinizden çıkarıp verdiniz? Aşağıda olmasa da yukarıda ilahi adalet var. Dört yedi. Bu Fatih Terim dört yedi. Fatih Terim bu dört yemeği hak ediyordu dediye ya hocam maça lafa başlarken daha kötü olsunlar diye. İki olduğu zaman ben inşallah beş olur dedi. Çünkü biliyorum ki Fatihlerimin Terim'in gitme niyeti yok. O hep takımından memnun. O hep mutlu. O hep bütün şeylerini kafasındaki inadını, o hep kafasındaki takıntılarını uyguluyor. Kimse de sesini çıkartmıyor. Açık söylüyorum. Benden başka var mı? O kadar spor sayfası yapıyorsunuz. O kadar gazeteyi yazarı var. Bugün maç yazısını okuyorum. Benim gazetemde. Öbür gazetelerde. Fatih Terim adı geçmiyor eleştirde. Dört yemiş Galatasaray'ı eleştirirken Fatih Terim'in adı geçmiyor ya. Yahu de ki hiç olmazsa bu dört birde Fatih'in günahı yok. Kasra iyi oynadı. Ona da razıyım. Fatih Derim'in adını geçirmekten korkuyorlar. Fatih Derim'in adını geçirerek yazan tek kişi benim. Şimdi oyunun bir daha yayınına bakayım. A, ben. B, Fatih Derim. Kime söylüyor bunu? Türk medyasına mı? Türk kamuoyuna mı? Bütün bu Galatasaray'ın düştüğü halin sebebi Fatih Terim'dir diye isim vererek yazan benden başka kimse yok Türk medyası. Bana cevap veriyor. Hocam gelecek maçta da bu laflarıma cevap ver. 10 kuruşa mutlak Galatasaray'da sevgili Belhandan'a 10 milyon euro alan bugüne kadar Galatasaray'dan Belhanda'na 250 bin euro daha bağışladın. Mükafaten de 4 yedi. Ve dördüncü sırada Galatasaray 52 puanla. Bitti mi hocam? <laughs> hocam ben dertliyim. Dert, <laughs> <Hocam gülüyor> baya dertli çıktı. Bana de ki bana de ki üç gün üç gece konuş. Onun için sen lafa kes gir araya. Selçuk takımda gerekli değil mi? Evet, yedek. Yedek medek değil abi. Selçuk yok. Bak, Selçuk orada oturtuyor ki öğren. Ben seni oynatmayacağım arkadaş. Sen bu takımda kimsenin yedeği ben değilsin. Ben sana şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Yönetime rağmen, yönetime rağmen, Selçuk'a bu parayı verip anlaşmayı yaptıran adam Fatih Terim. Bir daha söyleyeyim mi? Bir daha. Yönetime abi. rağmen. Selçuk'a bu parayı verip anlaşmayı yaptıran adam Fatih Terim. Niye oynatmasın? Selçuk demek ki oynayacak pozisyonda değil. Bak çok ne söylüyorum ama bunu. Galatasaray'da kim oynayacak pozisyonda abi? Hocam yap. Oraya geleceğim. Evet. Oraya geleceğim. Bir. iki Fatih Terim teknik adamlık yapmıyor. Yani Fatih Terim başka işler yapıyor. Ama Fatih Terim uzun zamandır yapmıyor. Fatih Terim'i sen eskiden Basından arkadaşlarla konuşur, sohbet eder, kahve içer, yemek yer bir adamdı. Sen Fatih Terim'i bir senedir, iki senedir ben Fatih Terim'i torunlarından resim çekerken görüyorum. Sevgilerim Fatih Terim'in hayatında iki setback var dönüm noktası. Birisi Euro 2006 öbürü Alacat. Biri futbol dünyasındaki Fatih değiştirdi. Alaşatı olayı da özel hayatındaki Fatih Terim değiştirdi. Buyur devam. Şimdi ben kimsenin kimseye bir şey yaptığını görmedim. Sana bir şey söylüyorum. Bunu birkaç defa daha söyledik yazdık. Sene, sene. Ali Koç başkanlıkta kalırsa ki kalacak. Fatih Terim de teknik direktörlük yaparsa yapacak görünüyor şu anda. Evet. Hocam ya ikisine ya birine teneke çalarak ovarlar. Çok net. Ve Fatih Terim'e te teneke çalmaları daha yakın. Çünkü Ali Koç bir teknik adam bulur da bir hava filan değiştirirse, çünkü Seyircisi'nin de burasına geldi olay. Yani Fenerbahçe'yi sardı Aslında bu ya, şimdi maçların ya ikisi de... bu maçların seyirsiz oynanması ikisinin de büyük şans. Tabii. <laughs> Seneye eğer ikisi de kalırsa ki ben Fatih'in kalacağını zannetmiyorum. Akıllıysa kalmaz Fatih. Bak altını çiziyorum ona da devriliyor bir şeyler. De dekor buraya kadarmış. Fatih Terim geldi <laughs> hocam. <laughs> evet soru kim? Fatih o geldi. A Fatih peterim. <laughs> <ve> <laughs> tamam mı? Seneye ikisi de kalırsa ki Ali Koç kalacak. Fatih Terim de kalırsa ikisinin de sonu olma ihtimali fazla. Fener kımıldarsa Ali Koç yırtar. Fatih yırtma şansı zor. Çünkü alttaki takımlar Şampiyonlar Ligi iki kupa iki filan geçerlerse Galatasaray'da durumlar çok kel. Çok kel. İşler kötü. Başkanın hastalığı, bilmem nesi, içeriden vurulması, içeride şu anda şey başladı. Tah kavgaları başladı. Tah kavgaları. Şu anda öyle bir ki o millet birbirini yiyor. Faruk Süren'in damadı işte Abdülhelif Albayrak o ikisi de olmasa Fatih. Fatih Hoca bakıyor lan ben bir gireyim mi girmeyeyim mi? Beni arkadan vururlar mı filan. İş kavga şu anda felaket bakma sen. İçerisi felaket kaynıyor. Yukarıda da sadece e, takım vesaire değil. Onun için Fatih o bunların, de Fatih bunların bu hangisini arkadaşlar. seçer ne yapar onu bilemem. Ama teknik direktörlük yaparsa hayatının en büyük hatasını yapar. Fatih Hoca. Aynı. Zaten yapmıyor. senedir, iki senedir böyle zar zor götürüyor. Geçen sene bakma. Abdullah Avcı verdi. Ya Fatih Terim Adem diye bir futbolcu aldı. Çocuğun da hakkını iyice. Yani Çocuk belli Şu da Onyekuru'nun ayrılış günündeki. Adem'i niye aldı olarak? Fatih Terim? Adem'i niye aldı Fatih Terim? Size soruyorum. Niye aldı? E alternatif e, Hayır. oyuncu olsun Hayır. diye. Abdullah Avcı'ya çaktığı için beyanat verdiği için. Hı. E ama yani Hatırlayın. onun üzerinden oyuncu alınır evet, mı? Evet evet yani? alınır abi. Senden bahsediyor ya. Fatih öyle şeylere dikkat eder. Fatih dalaştılar. Abdullah Avcı'ya çaktı. Adem aldı. İşte Adem'i de görüyorsunuz ne alt Şimdi ben yani bunun böyle olduğunu bilmiyorum. Ama şuna katılıyorum. Fatih Terim'in aldığı sattığı herkes Galatasaray'a değil. Fatih Terim'in kafasında olan bir Maksada matuf. Hı. O plan dahilinde. Evet. Fatih planı onu istiyor ya da istemiyor. İyi futbolcu, kötü futbolcu bu parayı eder ve bu parayı... Hayır öyle bir şey yok. Ve de çok sıkıştığı zaman... Işte mesela Belhanda ve Feguli ile sıkıştığı zaman da... Medyadaki adamlarını kullanıyor. Bunu da açık söylüyor. İşte Terim'in takımla antrenmana çıktığını falan mı zannediyorsun Fatih Terim haftanın dört günü beş günü bozunda Takım Hayır. boş biliyor musun sen? Hayır abi şeye İdareci gidiyor. Hayır, Fatih başka yok bir şey söylüyorum. Abi. Medyadaki adamlarıyla istediğini yazdırıyor. Belhanda kötü, Belhanda gitsin diye kıyamet kopuyor sosyal medyada falan. Birden haberler okuyoruz. Belhanda'ya bilmem ne şu kadar milyona talip. Belhanda'ya bilmem ne şu kadar milyona talip. Belhanda'ya şu kadar milyona talip. İnanamazsın ya. Şimdi resmen resmen Fatih Terim bunları kendi söylemiyor. Fatih Terim'in yardımcıları Galatasaray muhabirlerine sızdırıyorlar. Onları da hemen yazıyorlar. Şimdi gelelim şu yabancı sayısına. Fatih Terim geldi yabancı serbest. Şenol Güneş geldi yabancıları keselim. Türk futbolunu milli takıma gelen teknik adamlar mı idare ediyor? Yoksa Türkiye'de futbolu futbol federasyonları mı idare ediyor? Fatih'in dediği mi oluyor? Şenol Güneş'in dediği mi oluyor? Fatih Terim'in dediği oldu şimdi Şenol Güneş'in dediği oluyor. Abicim bu yabancı oyuncu sayısı bugün karar alındı bu sene uygulanmaz. Böyle bir şey yok dünyada abi. Yani bu şuna benziyor. Ben mukavele yapıyorum. Bu evde oturacağım 4 sene. Sen diyorsun ki bu sene çek git. Ya bunun mukavelesi var, şey var. Nasıl yaparsın bunu? Yapamazsın. Sen bu kararı alırsın. Bu sene, bu sene önümüzdeki yıl değil. Öbür yıl uygularsın. Öbür yıl 8 yabancı, ondan sonraki yıl 6 yabancı dersin. Bunu karar alıp bu sene yapamazsın. Bu iş olmaz abi. Nasıl iş bu ya? Nasıl iş bu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Bu yıl bir önceki sistemin tamamlanacağı biliniyordu ancak çok geç kalındı. Yani bir plan açıklanıyor işte 5 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık. Bu yıl sonuydu bir önceki planın. Ama yeni plan diğer sezonun başlamasına bir buçuk ay kala Futbol Federasyonu olunca... gitti, istifa etti. Şenol da gitti. Önümüzdeki Mayıs'ta bir daha mı karar değişecek? Ben geldim teknik direktör. Olur mu lan bu dedim. 10 yabancı dedim. Ne olacak? Öyle oluyor zaten. Federasyon başkanı Federasyon başkanı oldum. Sürekli 11 işte? yabancı dedim. Ne oldu? Abi böyle bir şey var mı ya? Türk futbolu böyle mi idare eder Allah aşkına ya? 2000, 2001, 2005, 2007, 2008, 2010, 11, 13, 14, 15 sürekli değişen bir liste.